Bizle. Değerli hocalarım, sevgili katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel akşamda 14. webinarımızla sizlerleyiz. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden araştırma görevlisi Doktor Işık Akın Bülbül bizlerle ve oldukça ilgi çekici bir konuyu paylaşacak. Otizm spektrum bozukluğunda oyunu konuşacağız. Işık hocam, sözü size bırakacağım. Öncelikle kendinizi bize kısaca tanıtırsanız çok memnun oluruz. Sonra sunumunuzu alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Burcu Hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de değerli katılımcılarımıza merhabalar demek isterim. Hatice Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Esasında bu platformda bana da yer verdiği için çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendimden de kısaca bahsedecek olursam, ben 2007 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun oldum. 2007 yılından 2013 yılına kadar da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak ve rehberlik araştırma merkezlerinde görev alma fırsatı buldum. Sonrasında 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmamı tamamladım. 2019 yılında da Gazi Üniversitesi'nde yine doktora çalışmamı tamamlayarak doktor unvanını aldım. 2013 yılından günümüze kadar da halen Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu kadar söyleyeceklerim kendim hakkında. Ben de bir araya gireyim. Işık Hocama hoş geldiniz diyeyim. Diğer tüm katılımcılarımıza da hoş geldiniz diyeyim. Ve hemen sunumuzu paylaşacağım. Genç araştırmacılarla olmak bizi daha da heyecanlandırıyor. Işık Hoca da bir hayli süredir Selda Hoca ile birlikte oyun konusunda çok değerli çalışmalar üretiyorlar. Otizm spektrum bozukluğunda. Ben güzel bir sunu olmasını diliyorum. Verimli bir sunu olmasını, paylaşım olmasını diliyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ve de sunumuz kontrol sizde Işık Hocam. Buyurun. Tamamdır hocam, Hatice hocam. Çok teşekkür ederim tekrar. Tekrar herkese merhabalar. Şimdi bu akşam sizlerle otizm spektrum bozukluğunda oyunu konuşacağız. Esasında artık hepimizin ezberlediği, bildiğimiz otizm spektrum bozukluğu biliyoruz ki sosyal etkileşim ve iletişimde sınırlılıklarla karakterize ediliyor. Ve aynı zamanda oyun becerileri de yani geçmişten günümüze araştırmacıların yoğun olarak çalıştığı ve erken dönem işaretlerini hem belirlemede, otizmin erken dönem işaretlerini belirlemede hem de esasında gelişimsel seyri yani otizmin gelişimsel seyrini değiştirmek isteyen araştırmacıların yoğun olarak incelediği, ele aldığı konulardan birisi. Şimdi ben öncelikli olarak size şöyle bildirimlerimi kapatmıştım ama hala ses alıyorum. Bir tekrar bakabilir miyim hızlıca bildirim ayarlarına? Tabii ki. Hemen kapatıyorum. Tekrar açık gözüküyor. Şöyle. Devam edebilirim sanırım. Şöyle. Tamam. Şimdi sunum planıma baktığımızda öncelikle alan yazında birçok oyun tanımının yapıldığını görüyoruz. Ben de bu akşam çok böyle temel esasında gelişim psikolojisi alanında çalışan araştırmacıların oyun tanımlarına yer vereceğim. Sonrasında oyunun gelişim alanlarıyla ilişkisini ele almayı planlıyorum. Oyun gelişimine yönelik gerçekleştirilen sınıflandırmalar neler alan yazında? Bunlara bir kısaca bakmak istiyorum. Çünkü alan yazında esasında oyunun birçok boyutuna yönelik hem bilişsel alana yönelik hem sosyal boyutuna yönelik sınıflandırmalar var. Sonrasında otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar oyun becerilerinde nasıl bir performans sergiliyorlar, hangi alanlarda sınırlılık sergiliyorlar, bunlara değinmek istiyorum. Sonrasında da esasında bir değerlendirme aracı olan gelişimsel oyun değerlendirmesine yönelik sizlerle hem kodlama sürecini hem değerlendirme sürecini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında da sorularınızı ve cevaplar bölümünde sorularınızı cevaplamayı planlıyorum. Şimdi devam edecek olursak ilk başta oyun tanımlarına yer verdim. Şimdi
baktığımızda burada gördüğümüz araştırmacılar esasında gelişim psikolojisi alanında çok ünlü araştırmacılar yer alıyor ve hepsinin oyuna yönelik tanımları yer alıyor. Şimdi Piaget'e baktığımızda oyunu mutlu eylemlerin göstergesi olarak tanımlıyor. Montessori çocuğun işi olarak tanımlıyor. Bir diğer araştırmacı olan Vygotsky ise oyunu okul öncesi yıllarda bilişsel gelişimi destekleyen bir mekanizma olarak tanımlıyor. Şimdi baktığımızda alan yazımda oyunun hem bir mutluluk yönüne yani eğlence yönüne yönelik bir vurgu var hem de esasında bilişsel gelişimi desteklemeye yönelik bir vurgulamanın yapıldığını görüyoruz. Lifter ve Bloom da oyunun ne olduğunu, nasıl geliştiğini değerlendirmek için esasında iki bakış açısını birleştiriyor ve daha kapsamlı bir bakış açısı sunuyor bize. Lifter ve Bloom oyunun amaçlı durumların bir yansıması olduğunu, çocuğun zihnindeki devam eden olaylar hakkında bildikleri ve öğrendikleri şeylerden inşa edilmiş temsiller olarak tanımlıyor. Yine çocuğun dikkatini ve ilgisini çeken nesnelerle doğal olarak meydana gelen etkinliklerden oluştuğunu belirtiyor. Şimdi ilerleyecek olursak oyunun özellikleri nedir diye baktığımızda öncelikli olarak oyun zevklidir. Yani olumlu bir etkiyi ortaya çıkarıyor. Ve gerçekten de şunu görürüz. Yani bir araya gelmiş oynayan çocukları gözlemlediğimizde genellikle gülümsediklerini, kahkahalar attıklarını rahatlıkla görebiliriz. Yine oyun aktif katılımı gerektirir. Yani çocuklar keşfederken, denerken, yaratırken oyuna dahil olurlar ve amaçsız bir etkinlik değildir. Yani oyun sırasında çocukların belli bir amaçları vardır. Oyun aynı zamanda gönüllülük içermekte ve özünde motive edicidir de. Çünkü çocuklar etkinlikleri serbestçe seçerler. Kendi seçtikleri etkinlikler üzerinde zaman geçirirler. Yine oynamak için motivasyon çocuğun kendi içinden gelir. Yani bir yetişkinin talebiyle ya da ödülle oluşmaz bu süreç. Başkalarından değil, çocuğun kendi içinden kaynaklanır. Oyun aynı zamanda sürece dayalı bir süreçtir. Yani eylemler bütünüdür. Ve daha çok anlama yöneliktir. Yani şu oyunun sonunda ne elde edeceğini düşünmez çocuk. Oyun sürecine odaklanır. Ve amaçların da esnek olduğunu görüyoruz. Yani çocuk tarafından yönetilir. İstediği zaman değiştirebilir, değişiklik yapabilir. Esnek ve değişkendir bu yönüyle oyun. Yine oyun sırasında çocuklar beklenmedik şeyleri yapmakta da özgürlükler. Yani kuralları değiştirebilirler, yeni denenmemiş davranışları deneyebilirler, yeni fikirleri deneyebilirler. Çocuklar geliştikçe ve fikirleri değiştikçe de esasında bunun da oyuna yansıdığını görüyoruz. Oyun aynı zamanda sembolik olma eğilimindedir. Oyunda çocuklar nesnelere, eylemlere veya olaylara başka bir şeymiş gibi davranabilirler. Örneğin tamamen farklı bir şey olarak bir nesneyi kullanabilirler. Örneğin bir muzdan telefon yapabilirler. Ya da gerçek nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanabilirler. Peki oyun ne değildir diye baktığımızda, şimdi oyunun zevkli, ödüllendirici olduğunu gördük. İsteğe bağlı içsel motivasyon içeriyor mu? Peki ne değil oyun? Mesela otizm spektrum bozukluğunda sıklıkla gözlemlenen stereotipik davranışlar, aynalık gösteren davranışlar oyun davranışları değildir. Örneğin çocuk sürekli arabaları sıralıyorsa biz bunu bir oyun davranışı olarak ele almayız. Ya da geçici veya sürekli stres durumunun durumu dışında ortaya çıkması gerekir. Ne demek bu? Çocuk mesela çok problem davranış sergilemeye başlıyor ve kendi etrafında ellerini sallayarak dönüyor. Şimdi biz belli vücut hareketlerini oyun davranışı olarak alıyoruz ama stereotipik bir davranışsa bu bir oyun davranışı değildir. O yüzden de esasında neyin oyun olup neyin oyun olmadığını ayırt etmek de oldukça önemli. Şimdi oyunun önemine bakarsak birlikte, öncelikli olarak oyun çocukları geleceğe hazırlar. Yani her yerde bu cümleyi görürüz. Oyun aracılığıyla işte çocuklar içinde bulundukları kültürü tanırlar. Aynı zamanda gelecekte alacakları rollere hazırlanırlar, değil mi? Anne rolüne, baba rolüne hep
çocuklar oyun aracılığıyla hazırlanırlar. Şimdi konuyu çok dağıtmadan esasında oyun hayatımızdaki ve gelecekteki rollere nasıl hazırladığını bir örnekle açıklamak istiyorum. Hitler 1933 yılında iktidara ilk geldiğinde bir oyuncak firmasıyla anlaşıyor ve bu firmadan askerler üretmesini istiyor. Peki nasıl askerler? İşte cephede yemek yiyen, yaralı arkadaşını sırtında taşıyan, yaralanmış, hatta ölmüş oyuncak askerler ürettiriyor ve bu oyuncakları kendi ülkesinin çocuklarına sunuyor. Şimdi bu oyuncaklarla oynayan çocuklar savaş başladığında, İkinci Dünya Savaşı başladığında esasında her şeye hazır oluyorlar. Olumlu yönden baktığımızda da mesela 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk uzay oyuncaklarını üreten ülke ve bu oyuncakları çocuklarına sunan ülke ve sonrasında uzaya ilk ayak basan ülkenin de yani ülke vatandaşının da Amerika Birleşik Devletleri'nden olması esasında bir tesadüf değil. Gerçekten bu iki örnek bence çok çarpıcı olarak oyunun hayata nasıl hazırladığını ortaya koymak açısından etkili örnekler. Şimdi esasında oyunun önemini, otizmdeki önemini konuya tekrar dönersek ortaya koymada da Alanyazı'nda gerçekleştirilen araştırmaların çok önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Yani farklı savunuları olsa da birçok bilim insanı tarafından oyunun çocuğun gelişimindeki önemi kabul ediliyor ve oyun ile gelişimsel süreçler arasındaki esasında boylamsal ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmalar çocukların oyun becerilerini geliştirmek için uygulanan müdahale programları bize oyunun desteklenmesi durumunda birçok alanda esasında bakın bu çarkta gördüğümüz alanların tümü otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların esasında sınırlılık gösterdiği alanlar. Ne bunlar? En önemlileri tanı kriterleri arasında yer alan dil ve gelişim alanı esasında, motor gelişim, yine zihin kuramı gelişimi, kendini düzenleme, akran etkileşimi, akademik başarı bunların hepsi esasında oyunun önemini ortaya koyan şeyler. Çünkü biz şunu bile görüyoruz. Yani ülkemizde Selda Özdemir hocamla yaptığımız proje çalışmasında bile erken dönemde etkili oyun müdahaleleriyle otizmin o gelişimsel seyrini değiştirip hatta tanı almayan çocuklarımız oldu süreç içinde. Yani çok önemli esasında bir müdahale aracı oyun bizler için. Ve birçok gelişim alanını da olumlu yönde destekliyor. Çok basit düzeyde ele aldığımızda, mesela örneğin bir çıngırağı sallamak, bir bloktan yapılmış kulenin üstüne bir kule daha eklemek gibi çok basit eylemler değil mi? Telefonu mesela beşiğe vurmak gibi esasında ayrımsız eylemler dediğimiz eylemlerin bile çocuğun esasında motor gelişimini desteklediğini ya da işte mesela bir battaniyenin üzerinde bir oyuncak var, çocuk buna ulaşamıyor. Battaniyeyi çekerek problem çözüyor ve oyuncağa ulaşıyor. Ya da oyun aracılığıyla çocuk mesela ulaşamadığı bir nesneye farklı bir araç kullanarak ulaşmayı öğreniyor. Bilişsel gelişimi çok iyi destekliyor oyun aynı zamanda. Yani tüm gelişim alanlarında bize esasında oyun önemli katkılar sunuyor. Oyun aynı zamanda çocukların tüm gelişim alanlarında olduğu gibi OSB'nin de temel belirti alanı olan sosyal etkileşim becerilerinin geliştirmesi için de önemli bir bağlam görevi üstleniyor. Çünkü küçük çocuklar genellikle oyuncaklarla oynayarak oldukça fazla zaman geçiriyorlar. Ve bu durum ise esasında birincil bakıcılara yani ebeveynlere ya da bakım sağlayanlara çocuklarıyla etkileşimde bulunmak için önemli fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda sadece birincil bakıcılara değil, akranlara ve diğer yetişkinlere de sosyal etkileşim kurmaları için fırsatlar sunuyor. Çünkü çocuklar aynı oyuncaklarla aynı şekilde meşgul olduklarında birbirleriyle konuşma ve etkileşime geçme olasılıkları da artıyor. Yine çok önemli beceriler dediğimiz oyun aracılığıyla çocuklar paylaşmayı, sıra almayı, sosyal problemleri oyun sırasında çözmeyi de öğreniyorlar.
Üstelik oyun yeni becerilerin genellenmesi ve kalıcılığı açısından da önemli bir fırsat sunuyor bize. Çünkü çocuklar yeni öğrendikleri davranışları oyun aracılığıyla farklı bağlamlarda kullanabiliyorlar ve bu da esasında en çok problem alanı diye ifade edebildiğimiz genelleme ve kalıcılık problemlerinin üstesinden gelmemizde bize katkı sağlıyor. Oyun aynı zamanda doğal bir bağlam içinde ortaya çıkması nedeniyle de pek çok gelişim alanında esasında değerlendirme yapılmasına da fırsat veriyor. Biz mesela dili değerlendirebiliyoruz değil mi? Uzmanlar olarak dil becerilerini çocukların oyun bağlamında değerlendiriyoruz. Ya da söz öncesi dönemindeki çok önemli beceriler dediğimiz taklit becerilerini, ortak dikkat becerilerini ya da başka neler var? Ortalama sözcü uzunluğunu hep oyun bağlamında değerlendiriyoruz. Bu da bizim açımızdan oldukça önemli, oyunun önemi açısından. Şimdi oyunun evet önemli. Alan yazında bazı sınıflandırmalar var, oyun sınıflandırmaları. Bunlara değinmek istiyorum kısaca. Çünkü sonrasında biz her zaman özel eğitimciler olarak esasında tipik gelişim gösteren çocukların gelişimlerini çok iyi biliriz ki atipik gelişimi ayırt edelim. O yüzden de bu sınıflandırmalar ve tipik gelişimdeki gelişimsel seyir bizler için her zaman çok önemli oluyor. Oyunda gelişimsel olarak sıralanmış bir dizi beceriden oluştuğu kabul ediliyor. Ve genellikle araştırmacılar tipik gelişim gösteren çocukların oyun davranışlarını belli bir kronolojik yaş aralığı belirterek sınıflandırıyorlar. Şimdi rapor edilen kronolojik yaşlarda kaynaktan kaynağa farklılıklar görülebiliyor, dikkat çekiyor. Bunun nedeni de esasında gelişimsel süreçlerde bireysel özelliklerin oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda içinde bulunan çevrenin de yanıtlayıcılık düzeyindeki farklılıkların çocuğun gelişimi üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda da bu farklılaşmanın yani kaynaktan kaynağa işte bazısı 2-3 ay der, birisi diğeri 2-4 ay olarak ifade eder bu süreci. Farklılık gösterebiliyor. Kaynaktan kaynağa farklılık gösteren bir diğer durum ise esasında oyunumuz sınıflandırılmak için kullanılan isimler. Mesela Piaget'e baktığımızda ilk aşamaya duyumotor oyun demiş. Simlansky işlevsel oyun demiş. Lifter ve Bloom ayrımsız eylemler olarak tanımlamış. Ama baktığımızda 3 araştırmacı da ilk aşamada nesne ya da nesne kullanmaksızın gerçekleştirilen vücut hareketlerini tanımlıyor. Şimdi bunları belirttikten sonra sınıflandırmalara bakarsak Piaget ilk olarak duyumotor oyun olarak tanımlıyor ve duyumotor oyun da duyusal ve motor davranışlardan oluşmasının yanı sıra belirgin bir amacı olmayan çocuğun bir nesneyle veya vücut bölümüyle yaptığı tekrarlayan davranışlar kastediliyor. Sembolik oyunda da bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanmaya karşılık geliyor. Kurallı oyun ise önceden belirlenmiş kurallar dahilinde çocukların bir araya gelerek oynamasına karşılık geliyor. Simulanski de orijinal Piaget'in tanımlaması üzerinde çalışarak yine bilişsel gelişimle ilişkilendirilerek bir sınıflandırma gerçekleştiriyor. Onda da ilk aşama işlevsel oyun, nesne veya nesne olmadan tekrarlayan basit kas hareketlerine karşılık geliyor. İnşa oyununda bir şey inşa etmek için veya yaratmak için nesnelerin manipüle edilmesine karşılık geliyor. Dramatik oyun ise çocuğun kişisel istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için işte hayali bir durum sergilemesi olarak tanımlanıyor. Kurallı oyunda ise çocuklar tarafından önceden düzenlenmiş kuralların yine esasında Piaget'in kurallı oyunuyla aynı. Belli bir kurallar çerçevesinde oyunun sergilenmesi olarak tanımlanıyor. Şimdi şöyle devam edecek olursak. Tipik gelişim gösteren çocuklarda oyun gelişimine baktığımızda
Tipik gelişim gösteren çocukların oyun davranışlarının yaşamın ilk yıllarından başlayarak oyun becerilerinin gittikçe karmaşıklaşarak devam ettiğini, geliştiğini görüyoruz. 0-6 ay aralığında duyumotor oyunlar sergiliyorlar. Bu aralık 3-9 ay arasında genişletildiğinde bebeklerin motor becerilerindeki sergilemiş oldukları gelişimsel ilerlemelerle birlikte objeleri keşfetmeye yönelik oyunlar sergilediklerini görüyoruz. Bu dönemde bebekler bir nesneyi görüyorlar, o nesneye ulaşıyorlar ve ardından o nesneyi elleriyle ya da ağızlarıyla hareket ettirmeye yönelik eylemler sergiliyorlar. Bu tür eylemlerde bebekler bir objeden daha fazlasını keşfetmeye başladığında esasında azalıyor. 8-12 ay aralığında geldiğimizde ise artık basit işlevsel oyunların ortaya çıktığını görüyoruz. 12-20 ay aralığında ise sembolik oyunun ortaya çıktığını ve artık çocuğun oyunda hayali olaylar yaratma, nesneler, ortamlar, insanlar için birden fazla kimlik icat etme yeteneğini geliştirdiğini görüyoruz. Mesela olmayan nesnelere oyununda yer verdiklerini görebiliyoruz. Sanki mesela bir oyuncak ocak sıcakmış gibi davranabiliyor artık çocuk oyununda. Yine mesela bir ejderhanın kendi sarayına saldırdığını düşünerek ejderhayı temsil eden bir nesne olmasa da bu senaryoyu canlandırabiliyor diyebiliriz. Şimdi oyunun bilişsel boyutta ele aldıktan sonra sosyal yönünden de bir bakmak isterim. Çünkü esasında otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özellikle oyunun sosyal boyutunda da sınırlılıklar sergilediklerini biliyoruz. Partner oyunun sosyal boyutunu ilk olarak kavramsallaştıran araştırmacılardan biri ve ilk aşaması uğraşısız oyun aşaması. Çocuk dikkatini çeken nesnelerle el ya da ayaklarını incelemekte, çevresindeki diğer bireylerle etkileşimde bulunmuyor bu aşamada. Uğraşısız oyun aşamasından sonra gelen yalnız oyun aşamasında ise çocuklar diğerlerinin oyuncaklarından farklı oyuncaklar ile oynarlar ve belli mesafede ve yalnız oynarlar. Bir sonraki aşamada izleyici davranış aşaması ve bu aşamada çocuklar diğerlerinin oyunlarını gözlemlemekte, zaman zaman diğerleriyle konuşabilmekte, ancak diğerlerinin oyunlarına katılmamakta. Paralel oyun aşamasında ise çocuk benzer oyuncaklar ile diğerlerinin yakınında bulunmakta, ancak oyunlarına katılmadan kendi önündeki oyuncaklarla oynamakta. Katılımcı oyun aşamasında çocuk diğer çocuklarla paylaşarak, onlardan oyuncak alıp vererek, birlikte hareket ederek oynar. Son işbirlikçi oyun aşamasında ise çocuğun bir grup içerisinde ortak bir hedef üzerinde çalıştığını görüyoruz, oyun oynadığını görüyoruz. Tipik gelişim gösteren çocuklarda oyunun sosyal boyutundaki gelişimi incelendiğinde 2-2,5 yaş gibi çocukların tek başına oynamayı tercih ettiğini, 2,5-3,5 yaş aralığına gelindiğinde ise paralel oynamaya geçtiğini, 3,5-4,5 yaşları arasında ise işbirlikçi oyunların sergilendiğini görebiliyoruz. Şimdi tipik gelişimde böyle inceledik. Peki otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oyun nasıl? Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar gelişimin erken dönemlerinden itibaren oyun davranışlarında sınırlılık sergiliyorlar ve OSB olan çocukların oyun becerilerinde sergiledikleri sınırlılıkları ele alan araştırmalar çoğunlukla tipik gelişim gösteren çocukların oyun davranışlarını ele alan araştırmalarda etkileniyor. Neden? Çünkü niteliksel ve niceliksel karşılaştırmalar yapmak için bizim tipik gelişime ihtiyacımız var. Ve bu karşılaştırmalar yapıldığında da otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tipik gelişen çocuklarla aynı sırayı izlediğini, yani oyun gelişimlerinin aynı sırayı izlediğini, ancak oyun davranışlarının sıklık ve çeşitlilik açısından sınırlı olduğunu görüyoruz. OSB olan çocuklar
oyun davranışlarındaki sergiledikleri sınırlılıklarla sadece tipik gelişim gösteren akranlarından ayrılmıyorlar. Aynı zamanda farklı yetersizlik gruplarından etkilenmiş akranlarından da farklılaşıyorlar. Baktığımızda OSB'li çocuklar daha az oyun davranışı, yeni oyun davranışı kullanma eğilimindeler. Oyunlarında çeşitliliklik ve karmaşıklık düzeyinin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Oyuncaklarla daha sınırlı sayıda eylem çeşitliliği sergiliyorlar. Aynı zamanda oyuncakların ayrıntılarını gördüklerini ve bunlarla anlamlı bir bütün oluşturamadığını rapor ediyor araştırmalar. Örneğin mesela bir arabayı bir bütün olarak algılamıyorlar. Sadece tekerleklerini görüyor örneğin. Böyle olduğunda da sadece tekerleklerini algıladığında arabayı süremiyorlar. Arabayı işte bir yerden bir yere götürmek amacıyla kullanmıyorlar. Yani dünya ayrı parçalardan oluşur. Evet, ama biz ne yaparız? Bunları bir bütün haline getirip anlamlandırarak işleriz. Bu boyutta sergilenen sınırlılıklar da esasında oyun davranışlarını etkiliyor. Şöyle... Peki, oyun sınıflandırmaları çerçevesinde incelediğimizde otizmli çocuklar ne gibi sınırlılıklar sergiliyorlar? İlk aşama olan nesnenin keşfini içeren oyun becerilerinde bildiğimiz gibi tekrarlayıcı oyun davranışları sergiledikleri ve bu davranışların çeşitliliğinin ise sınırlı olduğu belirtilmiş araştırmalar tarafından. Oyuncakların manipüle edilmesi, tipik gelişim gösteren küçük çocukların esasında önemli bir keşif işlevine hizmet ediyor. Aynı zamanda şunu da biliyoruz, yani erken çocukluk dönemi beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem. Bu dönemde bebeklerin beynindeki nöronlar arasında son derece hızlı bir şekilde bağlantılar oluşuyor. Peki bu bağlantılar nasıl oluşuyor? Bunlara bir sinap adını veriyoruz. Çocuklar duyu organları yoluyla çevreyle etkileşime geçtiklerinde yeni deneyimler ve uyaranlar elde ediyorlar. İşte bunlar farklı dokular oluyor, farklı kokular oluyor, değil mi? Bu bağlantılar her bir uyaran elde edildiğinde ya beynimizde yeni bağlantılar oluşuyor ya da var olan bağlantılar güçleniyor. Bebeklerde de bu böyle ve çok hızlı olduğu bir dönem. Şimdi çocuklar oyun oynadığında beynin duyu merkezi olan amigdala ve düşünce merkezi olan neokorteks arasındaki etkileşimin arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda oyun ile kazanılan deneyimlerin sosyal etkileşim becerilerindeki yeterliliği de, yani bu ön frontal korteks tarafından yönetiliyor sosyal etkileşim becerilerimiz esasında, bu bağlantıların oluşmasına da yardımcı oluyor. Yani esasında bu ilk oyun aşaması olan keşif aşaması çok önemli. Fakat işte otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar sergiledikleri takıntılı davranışlar ya da stereotipik davranışlar nedeniyle esasında bu çok daha sınırlı düzeyde, çok daha sınırlı nesneyle etkileşime geçiyorlar. Ve bu deneyimlerden aslında yoksun kalıyor. Yani bir nesneyi anlamak için manipüle etmekten ziyade sadece manipüle etme amacı gidiyor gibi, yani nesnenin manipülesini amaçlıyor gibi görünüyorlar. Bu da esasında bir sonraki aşama olan işlevsel oyunu negatif yönlü olarak etkiliyor. Şimdi işlevsel oyunda da yine sınırlılıklar sergiliyorlar. Çünkü zaten manipüle etmeden kaynaklı, yani o aşamayı daha tam tamamlayamazken, o aşamada sınırlı sayıda deneyimleri varken doğal olarak nesnelerin işlevsel kullanımında da yine bu tekrarlı oyun davranışları sergilemeye devam ediyorlar. Ve sözel yönergeler ve fiziksel yönlendirmeler olmadığında nesneyle esasında işlevsel oyun oynamada da sınırlılıklar sergiliyorlar. Şimdi Alanyazı'nda bazı araştırmalar var değerli katılımcılar ve bu araştırmalar diyor ki esasında işlevsel oyunda otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar o kadar da tipik gelişim gösteren çocuklardan farklılaşmıyorlar. Önemli ölçüde farklılaşma göstermiyorlar.
benzer bir performans sergiliyorlar diye ifade eden araştırma bulguları var. Von Bethner bu durumu çok iyi açıklamış. Bunun müdahale, yani otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar çok erken dönemlerden itibaren esasında müdahalelere, yani bazı müdahalelere maruz kalıyorlar. Müdahale çalışmalarının içinde yer alıyorlar. Bundan kaynaklanan, yani bu müdahalelerde de işlevsel oyuna yönelik yoğun uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bundan kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Aynı zamanda şunu da belirtiyor araştırmacı. Ve bizlerin de, yani birer uygulamacı olarak gerçekten gözlemlediğimiz bir durum. Araştırmacı çocukların işlevsel oyun davranışlarını çok mekanik bir şekilde sergilediğini belirtiyor. Ve eylemlerin bir temanın parçası olmaktan ziyade birbirleriyle ilişkili olmayan oyun davranışları şeklinde sergilendiğini belirtiyor. Yani ne diyor? Diyor ki evet, OSB'li çocuklar bir fincan çay yapabilirler. Hatta çay fincanı tabağıyla da birleştirirler. Hatta bardağa çay da koyabilirler. Ama bunu bir çay partisine dönüştürmekte, belli bir tema içinde sergilemekte sınırlılıklar sergilerler diye ifade ediyor. Peki oyunu sembolik oyun boyutunda nasıl? Zaten sembolik oyunun DSM-5 kriterleri arasında yer alıyor, biliyorsunuz ki. Sembolik oyunda sergilenen sınırlılıklar otizmli çocuklarının ayırt edici özelliklerinden biri. Tipik gelişim gösteren akranlarından ayıran bir nitelik olarak nitelendiriliyor. Otizmli çocuklar bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanarak sembolik oyun oynamada, oyuncak bebekle bir oyun davranışı sergileme, işte oyunda hayali roller, olaylar kullanma gibi esasında oyun davranışları çok sınırlı sayıda gözlemleniyor. Sosyal boyutuna ele aldığımızda, yani sosyal yönüyle nasıl otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar diye baktığımızda, esasında sosyal yönünde de oldukça sınırlı davranışlar sergilediğini görüyoruz. Özellikle de kendiliğinden başlatmada problemleri var. Serbest oyun zamanlarında OSB olan çocuklar kendiliğinden akranları ile uygun oyun başlatma girişiminde bulunamamakta, tipik gelişim gösteren akranlarından kaçınmakta ya da sosyal oyun davetlerine ve oyunlara pasif olarak ve sınırlı düzeyde katılmaktalar. Akranlarıyla etkileşime girdiklerinde ise nadiren başarılı bir şekilde oyunu başlatmaktalar. Ve oyun esasında belli iletişimsel sinyallerin iletilmesi ve bu sinyallerin yorumlanmasını içeriyor. Bu alanda sınırlılık sergileyince de doğal olarak çocuklar başarısız oluyorlar. Yani sosyal boyutunda sergilenen bu sinyallerin yorumlanması boyutunda yaşanan sorunlar oyuna da yansıyor. Bilişsel düzey, alıcı dil, ifade edici dile dayalı olarak esasında eşleştirildiğinde bile çocuklar, tipik gelişim gösteren çocuklarla OSB'li çocuklar yine kendiliğinden oyuna girmede sınırlılıklar sergiliyorlar. Ve oyunda sergilenen bu güçlükler de ne yazık ki akran reddi, sınırlı arkadaşlık ilişkileri, akran zorbalığı gibi durumlarla sonuçlanabiliyor. Peki ne yapacağız? Yani evet, oyun bu kadar önemli. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda böyle sınırlılıklar sergiliyor. Ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Bu aşama aslında biz özel eğitim öğretmenlerinin ya da uygulamacılarını sınıf öğretmenlerinden, okul öncesi öğretmenden ayıran en önemli aşama. Ne bu? Biz çok iyi değerlendirmeler gerçekleştiririz özel eğitimciler olarak. Ancak ne yazık ki söz konusu oyun becerileri olduğunda değerlendirme konusunda bazı sınırlılıklar sergilediğimizi söylemek mümkün. Yani kendim de bu kadar oyunun içine girmeden önce bu kadar ayrıntılı değerlendirmeler yaparak başlamıyordum işe. Ama bu müdahalelere, yani oyun temelli müdahalelere uyguladığımda da ne kadar esasında tüm alanlarda olduğu gibi ne kadar değerlendirmenin önemli bir basamak olduğunu gördük.
Aslında biz özel eğitim öğretmenleri olarak çok iyi bildiğimiz, ancak bazen işte yeterince zaman bulamadığımız için, bazen nasıl değerlendireceğimizi bilemediğimiz için oyun becerilerinin herhangi bir değerlendirme gerçekleştirmeden öğretmeye başlayabiliyoruz. Oysa ki başlangıç düzeyi verisi toplamak, veriye dayalı karar almak için çok önemli. Aynı zamanda hesap verilebilirlik sistemi için de çok önemli. Çünkü şöyle oluyor. Bazen oyun temelli ya da doğal müdahale uygulamalarını yürüten arkadaşlardan şöyle geri dönükler alabiliyorum kendim bir uygulamacı da olarak. İşte hocam ben oyun temelli müdahale uyguluyorum fakat sanki hep aynı şeyi çalışıyormuşum gibi geliyor. Ya da hocam ben yaptığım işin değerinin çok farkındayım fakat bu değeri aileye bir türlü anlatamıyorum gibi geri dönüşler alabiliyoruz. Burada da işte çok önemli olan nokta kendi hem yaptığımız için işin kendi ilerlemesini takip etmek için hem de esasında hesap verilebilirlik sistemleri açısından veriye dayalı karar almak ve oyunu değerlendirerek işe başlamak çok önemli. Şimdi ben bu akşam sizlerle sunumumun esasında en önemli kısmını oluşturan gelişimsel oyun değerlendirmesi kısmına geçmek istiyorum. Gelişimsel oyun değerlendirmesi tipik gelişim gösteren çocukların ve gelişimsel geriliği olan çocukların yapılandırılmış ve yapılandırılmamış esasında oyun ortamlarında sergiledikleri oyun davranışları ele alarak oluşturulmuş bir ölçme aracı diyebiliriz. Gelişimsel oyun değerlendirmesi, gelişimsel gerilik sergileyen ya da yetersizlikten etkilenmiş çocukların oyun becerilerini değerlendirmek için kullanılıyor ve bu esasında araç ile biz çocukların, OSB'leri çocukların da hangi becerilere, oyunda hangi becerilere sahip olduklarını, hangi becerileri öğrenmeye hazır olduklarını, hangi becerilerin ise öğretimi için çok erken olduğunu, daha çok daha alt basamakları ele almamız gerektiğini bu değerlendirme aracıyla karar veriyoruz. Gelişimsel oyun değerlendirmesi sonucunda kullandığımız esasında veriyi biz müdahale amacıyla, müdahaleyi planlamak için kullanıyoruz. Bu müdahale ise yine gelişimleri çeşitli nedenlerle risk altında olan çocuklar, OSB'li çocukların gelişimsel süreçlerini destekliyor. Çalışmalarda bunu gösteriyor. Aynı zamanda gelişimsel oyun değerlendirmesini biz tanılama ve tarama amacıyla da kullanıyoruz. Şimdi bu aracı tanıtacağım ben size. 8 tane oyun kategorisi var. İlk aşamamız ayrımsız oyun. Yani bakın burada tanımları da küçük küçük yer alıyor. Ayrımsız oyun aşamasında tüm objelere benzer şekilde davranılıyor. Örneğin tüm objeler sallanıyor, tüm objeler atılıyor ya da tüm objeler ağza alınıyor. Ayrılma oyunda artık nesnelerin fiziksel veya kullanım özelliklerine göre ayrıldığını görüyoruz. İşte artık topu sadece topu atıyor ya da doldurulmuş peluş hayvanları sıkıyor mesela. Birleşimleri parçalarına ayırmada da nesne birleşimlerine ayırıyor. Örneğin bultaklar var ya böyle basit, üst üste meyveler oluyor, rakamlar oluyor, harfler oluyor, hayvan figürleri oluyor. O bultakları mesela tüm bultak parçaları dışına çıkarma, birleşimleri ayırma aşamasına karşılık geliyor. Şöyle ilerleyecek olursak, görünüm birleşimleri aşamasında ise nesne birleşimlerini sunumun görünümüne göre yeniden oluşturuyor. Mesela bu sefer bultak parçalarını çıkarmıyor da artık yerleştiriyor. İç içe geçen kapları iç içe geçiriyor ya da halkaları ilk sunulduğu şekline geri getiriyor. Ya da bir pasta maketi var. Pasta maketini eski haline getiriyor. Mesela dilimlerine ayrılmış bir pasta maketini tekrar bir bütün haline getiriyor. Genel birleşimlerde ise kutu kutu içi gibi basit yapılandırmalarla sonuçlanıyor. Çeşitli bir konteyner gibi düşünün. Büyük bir kap var. O kabın içine daha küçük nesneler atılıyor. Kendini sembolize etme aşamasında da sanki bir eylemi yapıyormuş gibi nesneleri kendiyle ilişkilendiriyor. İşte saçını tarıyor. Örneğin
başka neler yapabilir? İşte bir nesne alıyor, mesela ruj gibi sürüyor kız çocukları. Böyle kendine yönelik eylemler gerçekleştiriyor. İşte kaşıkla kendine yediriyor, fincandan içiyor. Özel birleşimlerde ise dördüncü aşamamız, yapılan yeni birleşim nesnenin kendine has fiziksel özelliklerini koruyor. Mesela burada da bardakları iç içe geçiriyor, boncukları tele dizebiliyor gibi oyun eylemleri sergiliyor. Çocuk aracılığı da değerli katılımcılar, bilinen, aşina olunan eylemler bir bebek figürüyle genişletiliyor. Yani artık çocuk kendine yediriyordu önceden, şimdi etkinlik çocuk aracılığıyla gerçekleştiriyor. Örneğin çocuk bebeğine kaşıkla yediriyor, bebeğinin saçlarını tarıyor. Özel birleşimler aşamasında da birleşimdeki nesnelerin kendine has özellikleri korunuyor. Örneğin fincanı tabağına koyuyor. Bir keki dilimledikten sonra onu tabağa koyabiliyor. Ya da bir şeyi tamir etmek için alet uzatıyor. Tek şema sırasında ise aynı bilindik eylemleri birden fazla figüre yapıyor. Mesela oyuncak bebeğine yediriyor, oyuncak ayısına da yediriyor. Başka figürlere de aynı eylemi, mesela içirme eylemi olabilir. İçirme eylemini 3 tane peluş oyuncağı yapıyor. Eklemelerde de bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanma var. Örneğin tabağı şapka olarak kafasına geçiriyor. İşte telefon, bir muzu telefon gibi kullanıyor ya da tornavidayı bir fırça gibi kullanabiliyor. Bunlar da eklemelere karşılık geliyor. Sonra bebek aracılığı aşama geliyor. Bakın burada çok aşamalı bir esasında sembolik oyunun çok aşamalı olarak ele alındığını görüyoruz. Bebek figürü sanki oyun eylemini gerçekleştirme yeteneği varmış gibi şey yapılıyor. Yani eskiden işte bebeğin saçını tararken şimdi tarağı bebeğin eline tutuşturuyor ve bebek kendi saçlarını tarıyor. Yani oyuncak bebek yapıyor. Ya da fincanı bebeğin eline tutuşturup fincandan içmesini sağlıyor. İçiyormuş gibi yaptırıyor bebeğe. Çoklu şema sırasında da aynı figür farklı eylemlere sergileniyor. Mesela önce besliyor. Sonra ağzını siliyor. Sonra işte bezini temizliyor. Sonra yatağa koyuyor gibi aynı figüre birçok oyun davranışı sergileniyor. Sosyodramatik oyunda da son aşamamız bu. Oyun temasında çeşitli tanıdık roller benimser, sergiler. Örneğin evcilikte çeşitli evcilik rolleri olabilir bunlar. Ondan sonra doktorculuk olabilir, belli bir meslekleri canlandırabilir. Tematik hayali oyunda ise artık hayali karakterler var. Hayali karakterlerin rolleri benimseniyor ve onların rolleri canlandırılıyor. İşte Superwoman oluyor, Wonder Woman, Superman olabiliyor, Wonder Woman olabiliyor, çok pardon. Yani çeşitli roller sergileniyor. Şimdi DPA dediğimiz, yani gelişme oyun değerlendirmesi aracımız bu. Oyun tanımları da bu. Sağladığı avantajlara baktığımızda esasında az önce aracı incelerken de söyledim. Sembolik dönemin değerlendirmesi için oldukça ayrıntılı bir çerçeve sunuyor DPA bizlere. OSB olan çocuklar oldukça biliyorsunuz ki heterojen özellikler sergiliyor. Yani OSB'den etkilenme düzeyine dayalı olarak aynı spektrum bozukluğu içinde yer alan bir çocukta OSB'nin ayırt edici karakteristik özellikleri çok yoğun bir şekilde gözlemlenirken diğer bir çocukta OSB semptomlarının çok daha düşük düzeyli etkileri gözlemlenebiliyor. Yani OSB tanısı almış bir çocuk, OSB tanısı almış diğer bir çocuktan önemli ölçüde farklılaşabiliyor, farklılık gösterebiliyor. Doktor Stepan'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, otizmli bir çocuğu gördüyseniz bir tane otizmli çocuk görmüşsünüzdür. Yani hepsi çok farklılar, hepsi çok farklı bireysel özellikler sergiliyorlar. Bu yüzden de bu kadar esasında ayrıntılı bir performans ortaya koymak, müdahale hedeflerinin seçilmesi aşamasında da bize çok esasında güçlü faydalar sağlıyor. Çünkü aynı zamanda gelişimsel oyun değerlendirmesinin
Şöyle bir şey var, yani oluşum aşamasında olan oyun davranışları çıkacak. Birazdan onları kodlamada paylaşacağım sizle. Yeterlilik aşaması farklı. O yüzden de çok avantaj sağlıyor müdahale hedeflerinin özellikle seçimi konusunda. Şimdi materyallere incelersek birlikte materyallerine gelişimsel oyun değerlendirmesini. Öncelikle bir video kayıt ekipmanına ihtiyacımız var. Burada mümkünse oyun hareketli bir ortamda gerçekten oyun hareket içeriyor biliyorsunuz. O yüzden iyi görüntü almak için de kamera yani videoların çekimiyle ilgilenen bir kişinin olması oldukça önemli ortamda. Bir öncelikli olarak video kayıt ekipmanına ihtiyacımız var. Bunun dışında da 4 set oyuncağımız var. Şimdi setlerimizi tek tek İncelersek, birinci grupta değerli katılımcılar, 5 parçalı bir tane yapbozumuz var. Bu hayvan yapbozu olabilir. Bu yapbozu çocuğa birleştirmiş olarak sunuyoruz. Kasenin içinde boncuklar ve ip yer alıyor. 2 tane sürücü figürü bulunan küçük damperli bir kamyonumuz var. Kasenin yanında boyanmamış 6 tahta blok var. 3'ü küp, 3'ü silindir. Peluş bir tane kuzumuz var. Birinci setimiz bu. İkinci setimiz kapalı yine plastik bir kutuda sunuyoruz bunları. Bloklar ve çubuklar var. Bunlar yaratıcı bloklar. Yani kendisi çocuklar kendi hayal dünyasına dayalı olarak istediği şeyi yaratmaya hizmet edecek bloklar. Küçük iç içe geçmiş fincanlarımız var. Kıyafetleri üzerinde bir tane oturan bebeğimiz var. Kaşık, battaniye, bir tane kaşığımız var, battaniyemiz var. Battaniyeyi de 4'e katlanmış olarak sunuyoruz. Tarak ve ayna var ikinci oyuncak setinde. Üçüncü oyuncak setinde de yine kapalı plastik bir kutuda 4 tane çiftlik hayvanı var. Tay, inek, buzağı, domuz. Domuz belki bizim kültürümüzde çok yaygın olmadığı için bunu köpekle ya da kuzuyla değiştirebiliriz. Küçük bir çocuk figürü var. Üç parçalı bir trenimiz var. Ama bu treni de parçalarına ayırarak veriyoruz. Yani birleşmiş şekilde değil, yine dik şekilde masada konumlandırıyoruz. Fakat ayrı şekilde sunuluyor. Fincanın tabağı, sürahi. Yine bunları da ayrı şekilde sunuyoruz masada. Tabakta ya da sığ bir kasede somunlar ve cıvatalar yer alıyor içinde. Dördüncü grubumuzda ise anne baba aile figürleri. Bunlar yatay şekilde sunuluyor. Araba, gaz pompası. Gaz pompasında yağ kabı var, tornavida var, lastik ve göstergeleri var. Büyük iç içe geçen kaplar var. Yani küçük fincanların dışında. Bu dördüncü set de büyük iç içe, deney tüpleri olarak geçiyor hatta bunlar. Böyle iç içe geçen daha büyük kaplarımız var. Her oyuncak seti esasında baktığımızda buradaki oyuncak setlerinin hepsi manipülatif oyun davranışlarından tematik hayali oyun davranışlarına kadar esasında çeşitli oyun eylemlerine izin verecek şekilde oluşturulmuş. Örneğin mesela birinci grubu ele alırsak bu tatlar, boncuklar, bloklar daha manipülatif oyuna yönelik. İki tane sürücü, damperli kamyon, peluş kuzu ise daha sembolik oyuna hizmet ediyor. Ama şimdi bunu söylemenin yanında şunu da ifade etmekte fayda var. Gelişimsel oyun değerlendirmesi farklı gelişim düzeyindeki çocukların esasında aynı oyuncaklarla farklı şekilde oynayacağı bulgusuna dayalı olarak geliştiriliyor. Mesela bir kupayı ele aldığımızda, mümkün olan birçok farklı oyun etkinliği sergilenebilir. Çocuk bir fincanın içine bir şeyler koyabilir. Örneğin fincanı başka bir fincanın üzerine koyabilir. Fincandan içiyormuş gibi yapabilir. Bir kaşık alıp fincanı karıştırabilir, değil mi? Bir sürü oyun davranışı. Bunlar esasında farklı temalara da geliyor. Bebeğe mesela fincandan bir şey veriyormuş gibi yapabilir. Birçok esasında oyun eylemi sergileyebilir. Ya da şöyle düşündüğümüzde mesela aylar bağlamında ele aldığımızda 12 aylık bir çocuk
şoförleri kamyondan alıp boncuklarla birlikte daha küçük bir kaseye, bir konteyner görevi görecek şekilde kasenin içine koyabilir. 30 aylık bir çocuk o kırmızı boncukları bir elma gibi davranıp şoföre yedirebilir. 60 aya geldiğinde ise sürücü sanki boncuğu alıp da kamyona yüklüyormuş gibi sürücüyü hareket ettirebilir. O yüzden de esasında gerçekten de şeyi doğruluyor. Yani birçok eylem sergilenebilir şeylerle, kullanılan materyalle. Bir toplama sürecine baktığımızda, yani oyun örneği toplama sürecine baktığımızda, gelişimsel oyun değerlendirmesinde kullanılan prosedürler çocuğun tanıdık, bildik bir etkileşim ortağının, yani bu ebeveyn olabilir, öğretmen olabilir, varlığında 4 grup oyuncakla sırayla oynadığı 30 dakikalık yapılandırılmamış bir oyun örneği toplanmasını içeriyor. Şimdi burada mesela ebeveyn diyor ama kuralları olan bir süreç. O yüzden öğretmenin belli bir tanışıklık sağladıktan sonra öğretmenin toplaması bence daha uygun olabilir. Çünkü ebeveynler ya da birincil bakım verenler ne kadar olursa olsun kendi çocuklarımızı değerlendirirken yönlendirici olabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz. O yüzden öğretmenin alması bence daha uygun. Çocuğun davranışları oyun analizine izin verecek şekilde oyun sırasında video kamerayla kaydediliyor. Video kameranın yüksekliği de çocuğun yüzünün ve hareketlerinin net bir şekilde esasında iyi bir görüntüsünü alacak şekilde ayarlanması gerekiyor. 4 oyuncak setinin ilki kaydın alınacağı odada belirtilen şekilde, yani hani konumlandırma şekillerini az önce materyalleri tanıtırken söyledim. O şekilde hazırlanması gerekiyor. Ve etkileşimde bulunan kişi yere çocukla yüz yüze olacak şekilde oturmalı ve oyuncaklar, diğer setteki oyuncaklar da kolaylıkla ulaşabileceği yakınlıkta olmalı ki rahatlıkla şey yapabilsin, yönlendirebilsin. Etkileşen çocuğun serbest oyun alanına götürüyor ve çocuğa yeni oyuncaklarla oynama zamanının geldiğini söylüyor. Çocuğun adını söyleyerek, işte bu oyuncaklar senin oynaman için diyebilir. Değerlendirmede amaç oyuncak setleriyle bir çocuğun kendiliğinden başlattığı, yani herhangi bir yönlendirme olmadan, herhangi bir yapması için model oluşturmadan, ancak yansıtıcı ve duyarlı olarak, yani ne demek istiyorum? Yani çocuğun ne yaptığını sözlü olarak yansıtabilir uygulamacı. Örneğin çocuk aile figürünü tren vagonuna yerleştirdikten sonra uygulamacı şunu diyebilir: çocuğu trene bindiriyorsun. Örneğin bir fincandan çocuk aldıktan sonra ve fincanı uygulamacıya gösteriyorsa ya da şey yapıyorsa, bir etkileşim talep ediyorsa, evet fincanın var görüyorum ya da bebek diye dil seviyesine uygun girdi verebilir. Başlatmalarına duyarlı olacak. Ya da çocuk işbirliği talep ediyor, bir şey vermek istiyor, bunu kabul edecek uygulamacı. Ya da yardım için talepte bulunuyor, bir şeyin kapağını açma konusunda zorlandı, sizde talepte bulunuyor uygulamacı olarak. O zaman çocuğa destek sağlayacağız. Aynı zamanda çocuk bir şey söylüyorsa, bir ifade bulunuyorsa, örneğin köpeği bul takta, köpeği gösterdi ve köpek dedi. Evet, bu bir köpek diyerek bizim esasında konuşmayı yanıtlamamız gerekiyor. İdeal olan 4 setimiz var. 30 dakikalık bir örneklem elde etmek istiyoruz. İdeal olan her bir setle 7-8 dakika çocuğun oynaması. Her bir oyuncak setinin süresi çocuğun oyuncaklara davranışlarına bağlı olarak kısaltılabilir ya da uzatılabilir. Yani çocuk oyuncaklara çok az ilgi gösteriyorsa veya hiç ilgi göstermiyorsa, setteki her bir oyuncakla oynama fırsatı bulması için oyuncak setinin süresi kısaltılmalıdır örneğin. Çocuk ayrıntılı bir oyun teması
duruyorsa ve çok şey değil, stereotipik davranışlar şeklinde değil, amaç dahilinde eğer ki oynuyorsa süre uzatılabilir. Oyuncak setinin, o oyuncak setinin süresi uzatılabilir. Tüm oyuncak setlerinin sunulması gerekiyor. Ancak mesela çok ilgilendiği bir şey var. Onu kaldırıp daha sonra çocuğa oynama fırsatı verilebilir. Bir oyuncak setinin süresi sona erdiğinde mevcut oyuncak seti ulaşılamayacak bir şekilde kaldırılıyor ve sonraki set sunuluyor. Etkileşimci çocuğa yine çocuğun adını söyleyerek oynayabileceğimiz daha çok oyuncağımız var demeli ve ardından bir sonraki oyuncak kutusunu alıp o oyuncakları açıkladığı gibi yine açıklandığı gibi yerleştirmeli. Çocuk yeni setten bir şeyle eski setten bir şeyi eğer ki ilişkilendirmek istiyorsa bu esnekliği de sağlıyor bize gelişimsel oyun değerlendirmesi. Çocuğun yine dikkati daha önceki oyuncaklar tarafından dağılıyorsa oyuncaklar saklama kutularına kaldırılarak ulaşılamayacağı bir yere yerleştirilmeli ya da tamamen çıkarılmalı. Çocuğun oynadığı oyuncağa ilgisini kaybediyor gibi görünüyorsa veya dikkatini setteki diğer oyuncaklar çekiyorsa etkileşimde bulunan kişi çocuğun dikkatini sette oynanmamış oyuncaklara çekmeli. Bunu da nasıl yapabilir? İşte oyuncağı görüş alana doğru hareket ettirebilir. Bu oyuncaklar da senin oynaman için diyebilir. Ya da sadece oyuncağın ismini söyleyebilir. Bebek gibi böyle etiketlemeye, dikkatini çekmeye yönelik bir şey yapabilir uygulamacı. Eğer çocuk bir nesneyle bir dakikadan uzun süre ısrarla oynuyorsa, örneğin mesela boncuk dolu kaba parmaklarını geçirip sürekli tekrar ediyor. Çocuğun dikkati setteki diğer oyuncaklara yönlendirmeli. Eğer etkileşimde bulunan kişi çocuğun belli bir nesneye ısrarcı olmaktan alıkoyamıyorsa, sonraki oyuncak seti mutlaka o ortamdan kaldırıldıktan sonra sunulmalı. Şimdi bu uygulama prosedürlerinden sonra videoya kaydedilmiş gözlemlerin analizi aşamasına geliyoruz. Biz 3 aşamada bu analizi gerçekleştiriyoruz. İlk adım çocuğun bu oyuncaklarla uygun olan farklı oyun eylemlerinin sıklığını kaydetmek. Tabii ki bu aşamada yalnızca kendiliğinden oluşan eylemler, yani etkileşimde bulunan kişinin herhangi bir davranışı modellemeden ya da harekete geçirmeden çocuk tarafından sergilenen eylemler kodlanıyor. Ve şöyle bir şey var değerli katılımcılar, birleşimlerine ayırma kategorisi var diye işte mesela bultak parçalarının şey yapılması, çıkarılması. Yalnızca 10'dan az inşa etkinliği varsa sayılıyor. Çünkü ayırma, yani kombinasyonlara ayırma gelişimsel olarak çok ilerici bir oyun kategorisi değil. Ve aynı zamanda yalnızca oyuncaklarla yapılan ayrımlı eylemler kodlanıyor. Burada da ne demek istiyoruz? Yani eylemler ayrılmalı, belli bir başlangıcı ve sonu olan eylemler olmalı. Mesela aldı çocuk sürüyor. Bu mesela bırakana kadar bir tane olarak kodlanmalı. Yani bir oyuncakla temasın kesilmesiyle ayrımlı eylemlerin kodlanması gerekiyor. Şimdi bir tane ben sizlerle kodlama örneği sunmak istiyorum. Ali 4,5 yaşın, 4 yaş 6 aylık diyebiliriz. Şimdi bakın, öncelikli olarak ilk aşamaya baktığımızda birinci oyuncak setiyle sergilenen eylemlerin tümünü bu şekilde kodluyoruz. İşte bu parçalarını koyar bir kere. Eğer ki buna dikkat etmek lazım. Mesela bultak 5 parçalı bağımız var diye hayvan figürlerinin yer aldığı. O hayvan figürlerinin hepsini koyuyorsa, mesela 5 parçayı da koysaydı yerine, o zaman sıklık olarak 6, mesela 5 kodlayacaktı. 6 diyorum. 5 kodlayacaktı.
yapacaktık. Mesela boncukları kaseye koyar. 12 kez bu eylemi gerçekleştirmiş. Ayrımlı eylemler şeklinde. Bu şekilde tüm hepsini bakın şöyle hepsini ikinci oyuncak setiyle gerçekleştirdiği eylemleri, üçüncü oyuncak setiyle gerçekleştirdiği eylemleri şöyle kodluyoruz. Şimdi bu aşama esasında çok şey değil, oldukça kolay bir aşama. Setler var. Setlerdeki eylemleri hiçbir şey yapmadan, kategoriye ayırmadan bir esasında eylemlerin kaydını oluşturuyoruz. Şimdi ikinci adıma baktığımızda, ikinci adımda birinci aşamada yaptığımız etkinliklerin sıklığını ve çeşitliliğini belirlemek için etkinliklerin sıklığını kategorilere uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Bazı durumlarda bir oyun eylemi çift olarak kodlanabilir. Mesela ne olabilir? Ali şapka için bir kase kullanıyor. Bunu hem kendini sembolize etmeye kodlayabiliriz, hem de ekleme kategorisine kodluyoruz. Yani bazı durumlarda iki kodlu olabiliyor. Bu adımda arkadaşlar, yani ikinci adımda bir miktar yargılama gerekiyor. Yani çocuğun bir eylemi neden yaptığını anlamak gerekiyor ve otomatik olarak atama yapmak için bu çok önemli. Mesela örneğin çocuk kamyona blokları koyuyor. Kamyon damperine, damper bölümüne rastgele nesneleri rastgele mi koyuyor? Yani bu genel bir kombinasyon mu? Bir konteyner olarak mı kullanıyor? Yoksa kamyonu bu araçları yükleyerek bir yerden bir yere taşıma amacıyla mı kullanıyor? Yani özel birleşim mi gerçekleştiriliyor? Buna bakmamız gerekiyor. Bu aşamada yani hangi kategoriye girdiğini iyi yordamamız, yani yargılamada iyi bulunmamız gerekiyor. Mesela şu şekilde kodlamayı gerçekleştiriyoruz. Artık bu kısım önemli. Mesela ayrımlı oyunda battaniyeyi yayar, arabayı yerde sürer, gaz pompasının düğmesini açar, pompa kolunu pompaya bağlar demişiz. Şimdi baktığınızda o ayrımlı oyun aşamasında gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 tane farklı türde oyun eylemi sergilendiğini görüyoruz. Bu ayrımlı oyunda aynı zamanda bakın 17, 3 daha 20, 25 tane de 25 tane de sıklık elde etmişiz. Şimdi bu kısımda artık böyle tüm gelişimsel oyun değerlendirmesine dayalı olarak tüm türleri ve sıklıkları esasında kodlamış oluyoruz. Şöyle bir devam edelim. Hızlıca okumamı ister misiniz yoksa geçeyim mi şey olarak? Mesela ayrımlı oyunda battaniyeyi yayar, arabayı yerde sürer, gaz pompasının düğmesini açar, pompa kolunu pompaya bağlar, görünüm birleşimlerinde bul tak parçalarını yerine koyar, boncukları kaseye koyar, sürücüleri kamyondaki yuvalarına yerleştirir, blokları, çubukları kutuya geri koyar, iç içe geçen bardakları iç içe geçirir, iç içe geçen büyük kapları iç içe geçirir gibi kodlamasını her bir şeye uygun olarak yapıyoruz. Mesela genel birleşimlerde ipi kaseye koyar, iç içe geçmiş bardağı kaşık koyar, çocuğu bardağı sürahiye koyar, bardağı kupaya koyar diye genel birleşimleri kodlanmış. Mesela kendini sembolize etmede kafasına kase iyi koyuyor şapka için, yemek için ağzına kaşık koyar, emmek için ağzına memeyi yaklaştırır, içmek için sürahiyi ağzına koyar gibi esasında tüm aşamaların yine kodlandığını görüyoruz. Burada da mesela özel fiziksel birleşimler aşaması da boncukları dizler, boncukları ipe dizmeye çalışır, blokları çubukların üzerine koyar, büyük iç içe geçen kapları yan yana sıralar gibi kodlamaları gerçekleştiriyoruz. Mesela boncukları dizerdi, 4 kez yapmış bunu. Çocuk aracılığı da kaşığı bebeğin ağzına uzatır, battaniye üzerine bebeği oturtur, emzeyi bebeğin ağzına
uzatır. Oğlanı trene koyar, trene bindirir. Oğlanın kafasına fındık koyar, yine burada şapka için. Bebeği Pepe tabağına koyar, aile figürlerini koyar gibi bu şekilde hepsini esasında aşamalarına atamalarını gerçekleştiriyoruz. Şöyle. Şimdi üçüncü adıma geldiğimizde artık oyun davranışlarının sıklığını ve çeşitliğini özetledik ve özetini oluşturuyoruz esasında. Gözlemlenen faaliyetler ve sıklıkları oyun kategorilerine göre düzenlendikten sonra oyun örneği bir kategorinin sıklığına yani oluşumları ve her kategorideki örneklerin çeşitliliği yani türlerine göre analiz ediliyor. Şimdi dedik ki şey var yani yeni ustalaşılan davranışlar var, yeni ortaya çıkan davranışlar var, yeterlilik olan davranışlar var. Bunları biz üç grupta ele alıyoruz. Eğer yeterli olma düzeyi var, oluşma düzeyi var ve yok olma düzeyi var. Yeterlilik herhangi bir oyun kategorisinde en az 4 farklı türün ortaya çıkmasını gerektiriyor. Yeterlilik gelişimsel oyun sırası boyunca aynı zamanda 10 tane sıklığın olmasını gerektiriyor. Oluşma ise 2 farklı türü gerektiriyor. Ve burada da sıklığında 4'ten az olmamasını gerektiriyor. Şimdi şunu açınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey oluşturduğumuzda mesela 4-5 sıklığı var ayrımlı oyunda. Çocuk bu aşamada yeterli. Ayrımsız oyun aşaması, kodlanmıyor. Çünkü bu esasında bu kategori gelişimsel olarak çok ileri bir kategori değil. Yani zaten çocuk bunları yapabiliyorsa, tek şema sırasını eklemeleri yapabiliyorsa ayrımsız oyun çok gözlenmez. O yüzden ayrımsız oyun ve birleşimlerini, parçalarını ayırma kodlama kurallarında da söylemiştim. Eğer ki 10 taneden fazla inşa çıkıyorsa şeyi kodlamıyoruz. Birleşimleri parçalarına ayırmayı kodlamıyoruz. Görünüm birleşimlerinde mesela 6 tür 36 sıklık çıkmış. Burada da yeterli. Genel birleşimlerde yeterli 4 tane tür 7 tane sıklık çıkmış. Oluşum aşamasında kendini sembolize etmede yine 7 tür 7 sıklık çıkmış. Bu da oluşum aşamasında olarak değerlendiriliyor. Özel fiziksel birleşimlerde de 4 tür 17 sıklık görüyoruz. Bunda da yeterli. Çocuk aracılığı da 9 türü 17 sıklığı var. Burada da yeterli çocuk. Şimdi baktığımızda gelişimsel olarak oluşum aşamasında olan son 3 aşamanın çocuğa müdahale hedefi olarak seçildiğini görüyoruz. Yani neler? Özel birleşimler, tek şema sırası ve eklemeleri çocuğa hedef olarak belirliyoruz. Şimdi gelişimsel oyun değerlendirmesiyle ilgili paylaşmak istediklerim bu kadar benim. Sonrasında da esasında alan yazında birçok uygulama yöntemi var. Bugün ben uygulamalara değinmeyeceğim. Çünkü uygulama aşamasının sonrasında Selda Özdemir Hocam'la Hacettepe Üniversitesi'nden uygulama aşamasını yani oyun müdahalesini birlikte anlatacağız. O yüzden ben bu akşam sadece bu aşamaya kadar getirmek istedim. Ama alan yazında mesela 2020 yılında son yayınlanan kanıta dayalı uygulama Şerife Hocam'ın da içinde yer aldığı çalışmada kanıta dayalı uygulamalar var. Orada da o raporun 40. sayfası diye hatırlıyorum. Esasında hangi alanlarda katkı sağladığını, her bir uygulamanın hangi alanlarda katkı sağladığını belirten şeyler var. Ve ben burada 0-5 yaş aralığında oyun becerilerine baktığımda oyun becerilerini geliştiren müdahalelerde bu uygulamaların yer aldığını ifade edebilirim.
Sizler de müdahale hedeflerin yani müdahale hedeflerinizi böyle belirledikten sonra gelişimsel oyun değerlendirmesiyle eğer ki hangi yöntemi kullanıp ben oyun becerilerini öğretebilirim diye bakmak isterseniz bu rapora bir göz atabilirsiniz. Yani burada davranışsal uygulamaların geçmişten günümüze davranışsal uygulamaların, daha doğal yaklaşımların, daha aynı zamanda eklektik yaklaşımların esasında oyun müdahalelerinde kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki spektrum çok çeşitli, raporun adını hatırlamıyorum ama Şerife Yücesoy Özkan Hoca'nın şeyinde var. ResearchGate'de yüklü arkadaşlar. Oradan rapora ulaşabilirsiniz. O raporda şeyler yazıyor. Yani oyun becerilerini artırmada hangi şeyler, hangi uygulamalar etkili indirip bir göz atabilirsiniz. Birçok uygulama yöntemi var. İşte ipucu, yani alan yazında da sıklıkla ayrık denemelerle öğretimin, İşte daha doğal yaklaşımın, milieu mesela var. Joint Attention, nasıl diyeyim, Jasper diye geçiyor alan yazında. Selda Hocam'la da bir projede uyguladık. OSI olarak Türkçe'ye uyarlandı. Projenin raporu da TÜBİTAK'ın sayfasında var. Yani birçok uygulama yöntemi var. Sonrasında belki işte yine bu platformda Selda Hocam'la bu müdahaleleri de, oyun müdahalesini de sizlerle paylaşırız. O yüzden bugün ben burada bırakacağım. Bir sonraki etkinlikte bu konuyu konuşmak için buluşmayı diliyorum. Evet. Evet. Hatice Hocam da yazdı. Işıkçığım, ağzına diline sağlık. Çok kapsamlı, çok güzel bir sunum oldu. Çok doyurucuydu. Ben çok teşekkür ediyorum. Sana elinize sağlık yaptığınız bu güzel çalışmalar için de gelişimsel oyun değerlendirmesini Türkiye'ye siz kazandırdınız. Araştırmalar da arka arkaya geliyor. Ben de çok heyecanlanıyorum hem çalışmaları okumaktan hem de doktora düzeyinde bazı öğrencilerin tiklerinde, tecrübelerinde de yer alıyor. Çok heyecan verici gelişmeler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Belki şeyi hatırlatabilirim ben. Kanıta dayalı uygulamaları biz 5. ve 6. webinarlarımızda işledik. Odaklanmış ve kapsamlı olarak. Oradan da izleyebilirler. Orada da her birinin nasıl uygulandığını tek tek açıkladı konuşmacılarımız. Seçil Hoca ve Gözde Hoca. Genç araştırmacılar onlardı. Ve de ilk 3 Aralık'ta yaptığımız otizmle ilişkin panelde de Şerif Hoca da anlattı bize. Yani YouTube kanalımızda hepsi yüklü. Oradan da tek tek bakabilirler bu 2020 raporunun ayrıntılarına katılımcılarımız. Şimdi katılımcılarımıza da bu saate kadar bizimle birlikte kaldıkları için, bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Işık Hocam, sohbet kısmında sorulara bakabilir misiniz? Ben evet, şimdi okuyordum hocam. Mesela bir arkadaş şey sormuş. Nesnenin işlevine göre kullanmak sembolik oyun için ön koşul mudur? Nesnenin ismini, işlevini bilmek tipik gelişen bir çocuk o nesne ile sembolü oynayabilir mi? Şimdi bazı araştırmacılar esasında işlevsel oyuna sembol öncesi oyun da diyebiliyorlar. Bu şekilde kullanımı da var alan yazında. Baktığınızda gelişimsel olarak sembolik oyun daha ileri bir oyun davranışı. Ön koşulu diyemeyiz belki ama mesela çocuk taklit ederek bir oyuncağı alıp kulağına götürmüş olabilir ama dediğim gibi çeşitlilik, sıklık, tür çok önemli bu bağlamda. Bir tane oyun davranışı var, bir tane sembolik oyun davranışını taklit ediyor diye esasında çocuğa sembolik oyunda yeterli diyemeyiz. O yüzden de ön koşul demesek de işlevsel oyun daha önce gelişir diyebiliriz. Gelişimsel oyun değerlendirmesi okul öğretmeni olarak grubumdaki otizmle tabii ki mümkün. Zaten çok ayrıntılı olarak
paylaştım sizinle. Hem araç var, hem aracın içeriğindeki materyaller var. Bu materyalleri kendinize temin edip çok rahatlıkla çocukları değerlendirerek, uygun müdahale hedeflerini seçerek çalıştığınız çocuklarla kullanabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim her birinize bu kadar bu saatte zaman ayırdınız, dinlediniz. Üçüncü adımdaki dört farklı tür ne oluyordu hocam? Orayı anlayamadım demişsiniz. Mesela neyi kastediyorsunuz? Tam olarak, mesela şunu mu sormak istediniz? Tam olarak anlayamadım ama sembolik oyunu ele alalım. Mesela çocuk bir muzu telefon olarak kullansın. Bu birinci türüm benim. İkinci türüm mesela ne olabilir? Bir küpü alıp bardakla içiyor gibi yapsın. Bu ikinci türüm olacak benim. Bunun gibi her bir farklı esasında oyun davranışı o şey için türü oluşturuyor. Mesela bultak parçalarını yerine yerleştirebilir. Görünüm birleşimlerini tekrar oluşturmak için. Her bir bultak parçasını yerine takması bir tür. Ondan sonra iç içe geçen kapları iç içe geçirir. Bu da benim ikinci türüm olur. Ama 5 tane bultak parçasını yerine takıyorsa orada mesela bultak parçasını yerine koyması bir tür ama 5 sıklığa karşılık gelebilir. Ali, umarım anlatabildim. Son bölüm biraz zor geldi. Değerlendirme kısmı ama kısmı. Evet, ama şimdi şöyle düşünün, çok yeni sizin için araç. Şimdi belki videoyu böyle daha durdurarak, notları alarak Ercan çalışabilirseniz belki daha anlaşılır olacaktır. İlk böyle gelmesi de çok doğal bence. Belki şeyi söyleyebiliriz Işık Hocam, bu biraz tecrübeyle de bağlantılı, deneyim, ne kadar çok çocukta denerseniz artı tüm bu değerlendirme araçları bir form üstünde, oraya işaretleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla video kayıtlar üstünden de değerlendirirken geriye dönüp tekrar bakma şansınız da var. Hangi kategoriye girdiğine karar verebilme şansınız. Yani biraz denedikçe çok daha ustalaşacaklar ve daha hızlanacaklar diye düşünüyorum. Her şeyi tek tek akıllarında bir webinarda tutmaları mümkün değil diye düşünüyorum katılımcılar. Evet, aynen öyle. Bir de şey, benim de siz onu hatırlatınca şey aklıma geldi. Bir kitap bölümü yazdık sizinle, biliyorsunuz. O da yayınlanacak. O kitap bölümünde esasında gelişimsel oyun değerlendirmesi çok ayrıntılı olarak yer buluyor. Buradan da böyle notlar çıkararak tekrar çocuklar üzerinde deneme yapıp belki takıldığınız yerlere geri dönerseniz yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Sürpriz yapacaktık ama belki tarihi söyleyebilirim. 2 Nisan'da büyük ihtimalle piyasaya çıkacak. Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı. Orada da bir sürü otizmin farklı boyutlarında 30 bölüm 3 kısımlık bir kitap. Orada da aradığınız birçok şeyi güncel literatürle bulabileceksiniz sevgili katılımcılar. Seher gün bir soru yöneltmiş. Hocam, oyun için herhangi bir yönlendirme ya da başlatma yapmamız gerektiğini söylediniz. Peki uzun bir yapmamamız gerektiğini söylediniz. Peki uzun bir süre çocuk oyun başlatmaz ise biz girişimde bulunmalı mıyız? Esasında biz yönlendirme yapmıyoruz ama çocuğun mesela ilgisini oyuncaklara çekmeyi sağlıyoruz. Yani eğer mesela biraz fiziksel olarak yaklaştırabilirsiniz oyuncakları. İşte ya da etiketleyebilirsiniz. İşte bebek. Bir oyun davranışını modellemiyoruz ama. Dediğim gibi. UDA bağlamında da kullanabilirsiniz gelişimsel oyun değerlendirmesini. Ama mesela UDA'da daha böyle nasıl diyeyim, erken çocukluk, mesela bizim de ülkemizde uyarlanan erken çocukluk döneminde uygulanan UDA uygulamalarında daha sistematik performans düzeyi alarak belli oyuncaklarla oynama farklı şekillerde öğretilebiliyor ama tabii ki kullanılabilir UDA bağlamında da. Ama UDA yani nasıl diyeyim,
tam olarak toparlayamadım ama şimdi çok heterojen bir grup, OSB'li grup ve esasında etkilenme, bence diğer seminerde daha iyi anlatacağız bunu. UDA kapsamında uygulamalar daha böyle ağır düzeyde çocuklarla UDA, gerçekten UDA'ya dayalı yöntemler çok başarılı oluyor. Yani UDA'nın da kendi süreçleri var diyeyim. Bu daha çok gelişimsel müdahale uygulayan çalışmalar için daha uygun olabilir. Karşılıklı teşekkürleşiyoruz biz. Hacettepe'li, evet. Ankara, bazen de Işık Hoca, evet. Şimdi teşekkür ederse Voltron'a oluşturabiliriz herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm katılımcılara bu saate kadar bizlerle birlikte oldular. Çok teşekkürler ilginiz için. Kaynak önerisi istiyorlar Işık Hocam. Sizlerin tezleri, makaleleriniz, bizim özel eğitim dergisinde yayınlanan makaleler tabii. Var. Bir sürü kaynak var. Esasında artık Türkiye çok şey, Ingersoll'lerin kitabını çevirdiler mesela. Orada oyun bölümü var, çok güzel, ayrıntılı. Okunabilecek kitaplar arasında. Data için bir sürü kitap. Orada var oyun, evet, bölümü. Data modeli var, evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler geliyor artık. Sanırım başka soru yok. Ben tüm katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. Son sözlerini sormadan önce Işık Hoca'ya 3 tane duyurum var. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bu webinar dizisinin 15.sini 16 ne zaman yapacağız? Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Funda Acarlar Hoca 6 Nisan'da yapacak. Konu otizm spektrum bozukluğunda dil, zihin kuramı ve çalışma belleği ilişkisi. Ama bundan önce, 6 Nisan'dan önce bizim merkezimizin iki etkinliği daha var. Webinar dizisinin dışında. İlki 21 Mart'ta Down Sendromu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği. 21 Mart Pazar gününe geldiği için sizi biraz erken kaldıracağız ama sabah 10'da Türkiye Down Sendromu Derneği var, biliyorsunuzdur, çok aktif çalışıyor Türkiye'de. Oradan onlara akademik danışmanlık yapan Atilla Cavkaytar Hoca moderatörlüğünü yapacak. Dernek başkanı, bir koordinatörümüz ve de bir Down sendromlu gencimiz, gençleri geleceğe hazırlama söyleşisinde istihdam projelerini ve çıktılarını anlatacaklar bize. Katılımınızı bekleriz. Arkasından hemen 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğimiz var. Cuma gününe denk geliyor. O da saat 10'da. Orada da çok ilginç bir konuğumuz var. Biliyorsunuz geçen haftalarda Down sendrom ve otizm Meclis Araştırma Komisyonu raporunu genel kurulda sundu. Çok da birkaç yıldır beklenen, otizm eylem planlarından beklenen bir rapordu. Genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sundular. Biz o komisyonun başkanı olan milletvekilimiz Kemal Çelik Bey'i konuk edeceğiz. O da Down Sendromu ve Otizm Meclis Araştırma Komisyonu bize ne söylüyor? Onu anlatacak. İlginç bir konferans olacak o da. Dolayısıyla 21 Mart, 2 Nisan ve 6 Nisan'da sizleri aramızda görmek istiyoruz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Işık Hocama söylemek istediği, son hatırlatmak istediği bir şey var mı diye sözü ona bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür etmek isterim tekrar hem sizlere hem değerli katılımcılarımıza. Oyun önemli bir müdahale aracı. Çocuğu kendine en iyi şekilde ifade edebildiği araç. O yüzden de tabii ki mesela rehabilitasyon merkezlerinde oyun temelli eğitimler çok zayıf. Bu tarz eğitimlerin artması lazım diyor bir katılımcımız. Çok kaynağımız var. Artık kendimiz de bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. O yüzden sizlerin de belki mesleki gelişimlerini devam ettirip esasında kendi öğrenme süreçlerinizi de düzenleyerek oyuna önem vermenizi tüm çocuklar adına, özellikle erken dönemde dileyebilirim. Çok teşekkür ederim tekrar tüm katılımcılarımıza, Hatice Hocam size.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık gecenin bu saatinde. Bir de özel durumunuz da var. Buna rağmen bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyorum Işık Hocam. Daha nice webinarlarda, çalıştaylarda görüşürüz. Burcu Hocam buyurun lütfen. Işık Hocam ağzınıza sağlık. Katkılarınız için teşekkürler, bizi kırmadığınız için. Saatin geç olmasına rağmen katılımcılarımız da çok yoğun bir şekilde devamlılık gösterdi. Onlara da teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun.